Merhabalar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Evet, bugün ne çiçek bakımı anlatacağım, ne de işte şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diyeceğim arkadaşlar. Yani birçok çiçek videoları paylaştım ama şöyle balkonumdaki tüm çiçekleri teker teker size göstermek istedim. Yani sadece bu ön balkonumdaki çiçekleri, diğerleri çok uzun sürecek. Onları da başka bir videomda paylaşırım inşallah. Evet, şöyle mis kokulu frezyayla açtık videomuzu. Şöyle aşağılara doğru sarkmış benim prenseslerim. Şöyle hemen balkonumun baş tarafına geçelim. Orada ilk çiçeğimizden başlayalım anlatmaya. Evet, burada bodrum papatyam var benim. Şöyle sarkaç askıda. Gördüğünüz gibi harika da açtı. Bunun bakımını anlattım arkadaşlar. Daha önce videolarımda var. Üretimini, bakımını hepsini anlattım. Şöyle sadece güzelliklerini göstereceğim bugün çiçeklerin. Evet, hemen şöyle aşağıya indik ve karşımıza bodur, özel tür bodur ama tek katlı şöyle güzel bir prenses çıktı karşımıza. Sardunyamız. Evet. Boyutu bodur arkadaşlar. Boyu fazla kalkmıyor ama çiçek sapı baya baya bir uzun oluyor. Hemen bir farklı türü daha var. Onu da göstereceğim şurada. Evet, buradaki de nar çiçeği renginde. Gördüğünüz gibi rengi. Bu da özel tür arkadaşlar. Bu da bodur. Fazla boyuna kalkmaz. Hemen şurada da tekrar var yine. Bu da eski türlerden, güneşe dayanıklı, tamamen dayanıklı bir boyuna alabildiğince gidebilen ve güneşe, soğuğa karşı dayanabilen bir sardunyamız. Yavru ağzı sardunyam. Ve hemen şurada. Evet, bu da daha biraz koyu renkte. Kırmızı bir sardunyam. Bu da benim nereden baksanız bir 3-4 yıldır bende arkadaşlar. Şu da hemen yanında yavrusu. Bu da özel tür. Biraz katlı, kırmızı. Videoda biraz daha açık renk gözüküyor ama koyu kırmızı arkadaşlar. Hemen yan tarafında da böyle karanfil fidesi bir şeye çeliği dikmiştim. O da tuttu. Hemen şurada minnacık yeni yeni açan bir kalanşomuz var, prensesimiz. Evet, buraya daha çiçek açmayan ve çiçeklerini solmaya başlayan çiçeklerimi koydum yerde. Hemen şöyle geçelim tekrar şuradaki kalonşolarımıza. Buradaki kalonşolarımız sonradan açan, yani biraz geç açan kalonşolarım benim bunlar. Harika da çok da güzel açtılar. Şöyle bu gül kurusu arkadaşlar. Renkleri biraz birbirine benzese de bu biraz daha koyu renk. Harika bir renk. Evet, burada da yıldız kalonşom var. Çingene pembesi. Ve hemen tabii şunu atlamayalım. Gördüğünüz gibi ceylan gözü sardunyam. Biraz yavru ağzını andıran pembe bir ceylan gözü sardunyam arkadaşlar. Evet, hemen şurada geçelim. Dikenler tacı. Dikenler tacı milli çiçeğim. Bu benim hediye arkadaşlar, bu bana. Küçücük bir böyle sadece çubuk halindeydi. Gördüğünüz gibi çok güzeldi. Neşelendi prensesim. Evet, burada yeni büyüyen böyle kalonşolarım var. Evet, bu benim prensesim. Sürekli de videolarımda paylaştığım videolarımın baş tacında en ön sıralarda başrol oyuncusu. Kalonşom çiçeklerini kaldıramadı. Böyle bu sene baya bir rezil oldu. İnşallah gelecek yıla budamasını yapacağım ve üretmesini yapacağım. Evet, buradaki kalonşom ilk defa bu yıl bu renk benimle beraber. Dün akşam hatta video çektim arkadaşlar. Bu renk bende yoktu. Bunu kuzenimden hediye aldım. Ve takipçim de hediye göndermiş bu renkten. Sağ olsun. Allah razı olsun. Evet. Buradaki kalonşomuz sürekli açan. Yani bir yıl boyu açıyor galiba bu arkadaşlar. Geçen yıl komşuma almıştım. Daha önce de videomda anlattım. Çeliğinden aldım, diktim. Geçen yazdan beri böyle sürekli çiçekli. Uzun süre duruyor. Çiçekleri sürekli de tomurcuk veriyor. O yüzden de boyu böyle çıkmıyor arkadaşlar. Çünkü sürekli çiçeğine veriyor gücünü. Evet, şuradaki prensesimize gelelim. Bu prensesimi ben geçen yıl satın aldım. Afyonkarahisar'dayken. O kadar güzel, hoşuma gitti ki böyle çiçek yapısı. Aynı açacak mı diye de merak ediyorum. Çünkü bazı çiçeklerimizi alıp eve getiriyoruz, sonra şekilleri ve renkleri tamamen değişiyor. Ama bu aynısı çıktı. Sağ olsun çiçekçi kardeşimiz. Evet, burada
Aslında çok renk barındıran üstünde şöyle şunu gördüğünüz gibi pembe ve beyaz ebruli gibi ama yavru ağzı oluyor. Sonra ileride çiçekleri biraz daha yaşlandığı zaman hemen şurada da minnacık prensesimiz var. O da aynı renk. Ve şurada sardunyam var arkadaşlar. Bunu takipçim göndermişti Konya'dan. Açtı bir tanesi böyle tek kat kırmızı. Ama diğer renklerini bilmiyorum. Onlar da yeni yeni tomurcuklamaya başladılar. Evet şurada gül kurusu. Kalonşon var ve burada sarı kalonşon var. Bunlar da erken açtılar ama yeni yeni daha çiçeklerini hafif de böyle solmaya başladılar artık. Evet burada milliğimiz var. Geçen rüzgardan bayağı bir etkilendi üzerine kapattım diye. Ama yine toparlıyor kendini. Evet şurada oluşumun aldığı kalonşo var. Yeni aldığımız kalonşolar böyle birazcık sonradan çiçekleri kötü olabiliyor arkadaşlar. Bunların ben ne işlemden geçirmemiz gerektiğini ben anlattım daha önceki videolarımda. Evet burada mis kokulu frezyalarımız. Şu güzelliğe bakar mısınız? Arılar üstünde vızır vızır uçuşuyor. Yani ben arı olsam herhalde buradan hiç gitmezdim. Her sabah ve akşam bu balkonuma çıkıyorum arkadaşlar. Bu frezya mevsimini kaçırmamak gerekiyor. Evet şurada da gördüğünüz gibi yine arılar üzerinde. Sen ne yapıyorsun öyle bakayım? Nasibini topluyor. Evet yine burada gördüğünüz üzere çok güzel, çok iri açan az önceki büyük kalonşomu gösterdim ya. Bu onun fidesinden arkadaşlar. Yeni çiçeğini gördünüz mü? Nasıl büyük? Bu da anneye koyup geçecek herhalde. Evet, tıpkı bu da ondan arkadaşlar. Evet, burada da yine yavru ağzı ve sarı kalonşom ikisini bir araya dikmişim. Ve burada yine takipçimin gönderdiği sardunyam tomurcuğu var üzerinde. İnşallah güzel tutar ve burada frezyanın hemen gizli bölmesine saklansa da burada kalonşomuz, yavru ağzı kalonşom açmış. Ve hemen şöyle geçelim. Yine burada gördüğünüz gibi yıldız kalonşom pembiş pembiş açmış ve hemen yanı başında beyaz katlı kalonşom var. Evet. Burada tek katlı kalonşon var. Yıldız kalonşon. Bu çok erken açtı. Biraz çiçeğini tabii halinden birazcık çirkinleşti ama şurada güzeli varmış. Evet, yavru ağzı kalonşomuz ve sarı kalonşom. Hemen şurada geçelim. Şef Boy fidesi var şurada. İnşallah açarsa misler gibi o da kokusunu verecek balkonuma. Evet, yavru ağzı kalonşom. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi kalonşon manginiye. Evet, kalonşo manginin çeriklerinden çok sattım arkadaşlar. Böyle çelik olarak satıyorum ben. Kalonşo olsun, bu kalonşo mangini olsun, sardunyalar olsun. Onların çeliklerinden satıyorum arkadaşlar. Evet, burada yine çiçeğini tamamlamış, ömrünü bitirmiş bir kalonşomuz var. Ve burada da bodur aloe vera. Yani testere dişli aloe vera diyorum ben. Şurada gördüğünüz gibi harika da tomurcukları oldu. Böyle bol bol da çoğalıyor arkadaşlar. Ama diğer aloe vera sanki daha fazla çoğalıyor. Bu birazcık geç çoğalıyor. Öbürü aldı başına gitti arkadaşlar. Sayamıyorum neredeyse. Artık bıraktım başını boş bıraktım diyeyim. Yani çok ürüyor. Çok baş gelemedim. Evet. Çok komşularıma da dağıttım aslında. Ve kendim de şey yaptım. Hediye çiçek kargolarımın içerisine de koydum aloe veralardan. Ama hala herhalde verdikçe çoğalıyor Rabbim. Verdikçe bereketini veriyor dediği gibi. Evet arkadaşlar burada yavru ağzı yani turuncu bir kalonşom açtı. Ben bunu geçen yıl dikmişim ama haberim yoktu. Yeni görüyorum daha çiçeğini. Ve hemen yanı başında da sarısı. Biraz açık görünse de bu açık sarı değil arkadaşlar. Takipçimin Elazığ'dan gönderdiği takipçimin gönderdiği bana kalonşo daha sarı. Böyle limon sarısı. Bunlar birazcık şeyi andırıyor. Turuncuyu andırıyor sonra. Lekeleri var üzerinde. Evet, burada yine yavru ağzı kalonşomuz ve yine burada yavru ağzı ve turuncu ve gördüğünüz gibi şey ebruli diyeyim kalonşomuzu hepsini bir araya dikmişim. Evet, bazen yeri olmadığı zaman öyle hepsini bir araya dikiyorum. Şurada bir otumuz var, onu da çekeyim.
Böyle kalonşo fideleri. Evet, şu da açık renk. Bu benim takipçimin gönderdiği kalonşoya benziyor. Bunu birkaç gün oldu. Abimin eşi getirdi bana hediye. Şu ne renk açıyor bilmiyorum ama bu. Gülay dedi, ben de soğuk kaldı, kötü oldu. En azından sana vereyim de sen de üretirsin, satarsın dedi, sağ olsun. Evet. Güzelmiş rengi ya. Çok güzel. Evet, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kalonşo, sakız sardunya. Kalonşo demişim, sakız sardunya. Gördüğünüz gibi harika da oldu. Budamasını yaptım. Arkadaşlar bugün tam video çekecek havaymış. Neden derseniz bugün biraz bulutlu hava. Bulutlu olduğu için de daha net çıkıyor çiçeklerin rengi. Sağ ol komşum. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, şurada yine sardunyam gördüğünüz gibi tomurcuk vermiş. Ve yine burada sakız sardunya. Evet arkadaşlar, şuradan bir poz alayım, göstereyim size. Şöyle. Böyle de resim de çekeceğim ben. Çünkü Instagram sayfasında videolar da çekeceğim. Instagram sayfasında olsun, Face'de olsun, oralarda paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Çiçek grupları var, oralara katılıyorum. Böyle çok güzel güzellikleri de böyle sergiliyorum arkadaşlar. Evet, harika gözüküyor bence. Şöyle göstereyim. Şu güzellik kaçar mı? Bu arada arkadaşlar, video çekerken o frezyanın kokusu burnumdan hiç gitmiyor ya. O kadar mı güzel kokar ya bir çiçek. Rabbim Rabbim ne güzellikler yaratmış. Genzime de geldi. Böyle kokusu içime de ciğerlerime de çektim. Harika kokuyor ya, misler gibi. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız prensesime? Arkadaşlar bu cins galiba birazcık şey farklı. Ben geçen yıl bir taneydi içinde. Birkaç tane olmuş bu yıl. Evet, bu farklı. Bu tamamen DNA'sı oynanmamış ama bu da çok güzel arkadaşlar. Bu da çok güzel kokuyor. Aynı kokusu hemen hemen. Renkler de çok birbirine benziyor. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, bu da kalonşo mangilimizin fideleri. Ve aşağıda şöyle gördüğünüz gibi bunlar birazcık çirkin ama aşağıya koydum bunları ben. Frezyanın minik yavrularını ve tohumlarını ekledim. Bunlar artık ömrünü tamamlıyor. Ve şurada da gördüğünüz gibi seklemen tohumlarından ekildi arkadaşlar. Bunları benim komşum verdi bana. Ekmiş böyle saksıya, sağ olsun. Böyle vermiş. Ben de şöyle saksılara biraz ayırma yaptım. Evet, şöyle minik minik kutulara ayırdım arkadaşlar. Şurada da var. Evet, böyle. Bir de şöyle poz alalım. Şuna bakar mısınız? Şu güzelliğe. Evet, çok mutlu oluyorum arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve herkes çiçek diksin arkadaşlar. Herkes imkanı el verdikçe, benim balkonum yok demeyin arkadaşlar. Pencerenizde bakın. Yani odanızın güneş alan kısmında bakın. Böyle bir iki tane çiçek diktiğiniz zaman onun gelişimini, o yaprak çıkarmış, dur tomurcuk çıkarmış, ay dur çiçek açmış. Şeyi sizi çok mutlu edecektir. İnsanın ruhunu dinlendiriyor bu çiçekler. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ve bu sabah da böyle bir video çektik. Çiçek bakımları anlatmadım. Sadece tek tek şöyle birazcık olsun. Gözümüz gönlümüz şenlensin. Bu arada bahar geldi. Ekimler, dikimler başladı. Artık bağlar, bahçeler, balkonlar böyle neşelenecek. Ay, gönlümüz de neşelenecek tabii. Evet arkadaşlar, Instagram hesabıma da takip ederseniz çok sevinirim. İlk defa bu videoda benimle karşılaşan arkadaşlarımdan da lütfen o değerli parmaklarınızı zil butonunu açıp abone olursanız şimdiden çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Evet. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hep çiçekli kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.